Güzel Oyunda Galatasaray bölümüyle karşınızdayız sevgili voleyciler. Trabzonspor'u konuştuk, Başakşehir'i konuştuk. Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor ve şaşırtıcı bir şekilde devam ediyor. Başakşehir tabii ki önde şu anda. Onu değerlendirdik. Şimdi Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da tabii Ankara Gücü maçı, şimdi vurup pası atarken şunu söyleyeyim. Benim beklediğimden çok daha farklı bir Galatasaray vardı. Neden? Oyun olarak ben bir nebze de olsa Galatasaray'ın bu kadar kötü olacağını bu kadarını tahmin etmiyordum. Yani biraz da olsun, çünkü şu bana umut vaat ediyordu. Alanya maçındaki oyun umut vaat ediyordu. Hı hı. Ama olmadı. Vallahi ben bu tarz oyunu son 10 yılda iki kere gördüm. Birisi 2010-11 sezonu. Hı hı. Birisi de 15-16 sezonu. 6. olduğu Galatasaray'ı. Diğerinde de 8. olmuştu. Ama 8.lik bile yanıltıcıydı yani. O takım hakikaten sezonun uzun bir bölümünü zaten 13-14 falan geçirmişti. Bayağı kötüydü olsun. O sezonki maçlar gibiydi gerçekten. Yani utanılacak bir maç. O sahada yer alanlar için utanılacak bir maç. Fatih Hoca'nın da maç sonu çok büyük bir hayal kırıklığı vardı. Hoca kısmına geleceğim ayrıca. Hı hı. Ama önce hani bunu belirtmem lazım. Yani her şey tamamen kabullenmiş. Hiçbir hani iddiası yokmuş gibi bu takımın. Ve yani bireysel sorumluluk almayan ve kaçan, sorumluluktan saklanan oyuncular gördüm. Bu çok problemli abi. Ya burada bir kere bunu koymak lazım. Ama biraz daha geriye, daha makro düşündüğümüz zaman bu takıma en büyük problemlerinden bir tanesi Fatih Hoca'nın bu takıma fazla güvendiğini düşünüyorum ben. Bazı oyuncular. Takıma fazla güvendiğini düşünüyorum. Komple fazla güvendiğini düşünüyorum. Şu yüzden. Onu demenin sebebi ne? Şöyle, Fatih Hoca bu takıma çok güvendiği için çok geç düzeltebildi abi. Fatih Hoca bu takımın ha oldu ha olacak hepsini görüyordu. Muhtemelen idmanlarda da ya kalitelerini gördüğü için çok sabretti. Fatih Hoca bu takıma neşteri Kasım ayında vurmaya karar verdi. Şampiyonlar Ligi'nin iddiası hani son maçlara falan kalınca. Ama karşılığını almıştı sanki o. Aldı tamam. Yani ona geliyorum işte. O yüzden işte. Takım mı oyuncular mı dedim. Bence bazı oyuncular. Komple takım değil. Bence yani şöyle söyleyeyim. Neşter'le vurulduktan sonra ayakta kalabilen bir takım var. Hı hı. Mesela şöyle anlatayım sana kendimi. Bu takımın iskeleti 10 haftayı hakikaten üst düzey futbol oynadı değil mi? Bu takımın santrforu kimdi? Falcao değil mi? O takımda orta sahasını ayağa kaldıran oyuncu kimdi? Lemina. Ne olursa olsun çok formda bir marka. İlk 1-2 ay hariç ciddi şekilde formda tutmuştu. Bence ilk yarıda da iyiydi çünkü. Luyendama eksiğine rağmen söylüyorum. Ve Muslera. Her zaman Muslera zaten. Burada talihsizlik denilebilecek tek sakatlık Muslera'nınki. Yani Muslera'yı ayırıyor. Şöyle söyleyeyim. O manada demiyorum. Şaşıracağın. Yani Luyendama zaten ekstra. Luyendama'yı da katıyorum ama az önce saydığım oyuncular arasında söylüyorum. Abi Lemina ya da direkt Falcao'da maç. Falcao 16 maç oynamış abi ligde. 3'ü işte 3 dakika 5 dakika falan. Adamın 20 dakika üzeri oynadığı maçta ise 13. Hı hı. Senin santrforun 13 maç oynamış bütün lig. Lemina benzer şekilde çok çok az maça çıkmış. Hı hı. Benim hatta yani şu an yanımda yok. O yüzden bakmayacağım ama gerçekten 12 mi ne şey sayısı. Yani çok çok az maç sayısı var gerçekten. Hı hı. 90 dakika oynadığı maç sayısı çok az. Yani ya çıkmak zorunda kalan, kondisyonu yetmeyen, ya sakatlanan, ya sakatlık dönüşüyor, ya sakatlık sonrası. Yani Lemina'yı biz zaten hani %100'ü de demeyeceğim. Belli bir seviye gördüğümüz zaman Galatasaray'a katkı sağladı ama buna şaşırıyor muyuz? Önemli olan bu. Ya yani 10 haftalık oyun bence bu ligde Başakşehir dahil, Trabzon dahil çıkılmış en üst düzey oyundu bu sezon. Galatasaray'ın geçen seneki şampiyonundan daha iyi bir oyun vardı. Tabii tabii. Galatasaray'ın bir önceki sezonundan daha iyi bir oyun vardı. Sivas'ta oynanan oyun mesela inanılmazdı. Ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Hı hı. Çünkü senin oynadığın oyunu oynayacak oyuncular ayakta kalabilen oyuncular değiller. Falcao'ya şaşırıyorlar. Mesela Falcao deyince herkeste bir şey var. Ezber gibi. Abi geçen sene hiç sakatlanmadı. Ondan önceki sene sakatlandı. Bu adamın açın bakın abi 6-7 senelik sakatlık kariyerine. Ya yani en sağlıklı olduğu sene geçen sene. Onda da bir 20 günü falan 2-3 tane bir haftalık falan sakatlıkları var. Ya toplamda bu kadar sakatlık problemi yaşayan adama 3 yıllık yatırım yapıyorsun. Sakatlanınca da şaşırıyorsun. Talihsizlik.
Talihsizlik çok kötü bir kelime abi. Plansızlık bunun adı. Hı-hı. Plansızlık çünkü senin A sınıf oyuncun sürekli sakatlanmaya meyilli bir oyuncu. Senin orta sahanı ayağa kaldıran oyuncu ki burada aslında şöyle bir ek yapmam lazım. Senin birinci orta sahancın Enzonzi'ydi. Seri ve Lemina'yı onlarla birlikte aslında şey yani Seri önce geldi ama Enzonzi fırsatı çıkınca orta sahayı Enzonzi'nin üstüne kurdu. Fatih Hoca ve ekibi ve yönetim en başta tabii ki. Lemina son dakika bir fırsat transferi. Lemina'nın böyle patlamasında şaşıracak bir hatta şey yok. Hatta Beşiktaş'a çünkü gidiyordu bir ara olmadı falan. Beşiktaş'a sağlık raporu gitmediği için Beşiktaş teklif yapmadı. Aynen öyle. O yüzden Lemina'nın böyle sağlık problemleri yaşamasında gariplik yok. Ama garip olan senin birinci diye oyuncu diye transfer ettiğin oyuncunun komple yapıyı çökertmesi diğer oyuncuların etkisiyle birlikte. Enzonzi gidince Lemina Seri belli bir noktaya geldi. Ama Lemina'nın üstüne oyun inşa ettin. Lemina'nın üstüne inşa ettin. Falcao'nun üstüne inşa ettin oyun 10 maç sürer. 30 maç sürmez. 20 maç sürer. 20 maç sürse Galatasaray şampiyondu zaten. Belki 15 maç sürse şampiyondu. Tabii o pandemi olmasaydı daha farklı olabilirdi. Ama bunu niye anlatıyorum? Yani o periyodu övmek için anlatmıyorum. Bu aslında korkunç bir plansızlık. Sürdürülemeyen bir yapı kurdu Galatasaray. Bu yapıda Fatih Hoca'nın payı var. Bu yapının geç kurulmasında Fatih Hoca'nın payı var. Ama burada ana sorumlu ne olursa olsun yönetimdir. Çünkü kadro planlamasını sorumluluğunu sen hocaya bırakıp kaçamazsın. Çünkü Ozan Kabak'a teklif geldiğinde hocaya sormuyorsun. Satıyorsun mesela. Tabii. Çünkü senin için. Ocak'ta gitmesini istemiyordu Ozan'ın. Senin için o çünkü. Tabii. Senin için o. Oradan bir sıcak para olacak. Aynen öyle. Kaldı ki Fatih Hoca dinleselermiş çok daha farklı bir şey olabilirdi. Çünkü 11'i daha düzgün bir zamanda alacaktı Galatasaray. 11 miydi? 7.5 alsaydı Galatasaray yazın çok daha faydalı olurdu. Devre arası parayı devre arası harcayabiliyorsun. Öyle Cagney'e bir sıkıntı var. Para. O da Cagney'e gitti. Şimdi böyle bir tablo var. Bu tabloda da birincisi transferlerin ana sorumlusu yönetim. Bu planlamanın diyeyim, transfer demeyeyim. Bu planlamanın bu sakatlanmaya meyilli oyuncular üstüne kurulu yapının sebebi birinci sorumlusu yönetim. Şimdi ortalarda gözükmedikleri için Fatih Hoca daha ön planda. Ama Fatih Hoca da bu işlere müdahil abi. Fatih Hoca'dan bağımsız bir şey yürümüyor Galatasaray'da. O yüzden planlamanın sorumluluğunu ortak alacaklar. Ortak yani bence. Fatih Hoca'nın bu son dönem için bu 8 haftalık Ankara Gücü maçındaki rezil performans ve diğer şeyler için de fikrim şu abi. Fatih Hoca hala güveniyor takımına. Diyor ki o eksiliyor, bu eksiliyor ama bu takım bir arada bu oyunu oynadı 10 hafta. Ben bu oyunu, bu güçlü oyunu, bu talepkar oyunu ve mükemmel uygulanması gereken oyunu. Bir oyun oynarsın, iyi kapatırsın, şey yaparsın, pragmatist olursun. 0-0'a kilitlersin, bir tane oyuncu çıkar atar 1-0 alırsın. Böyle de şampiyon oldu Galatasaray. Hamza oldu döneminde böyle tabii oldu. Tabii. Mersin deplasmanı falan. Aynen öyle. Karabük maçı falan. Snyder'ın atmıştı yanlış tabii. Hatırlamıyorsam. Öyle de olabilir. Ama Fatih Hoca güçlü bir oyun istiyor ama şu kadroya bakıyorum. Ya takımın en iyi oyuncusu Belhanda, en iyi ikinci oyuncusu Emre Akbaba. İkisi de rezil durumda. Yaratıcılık denen bir şey yok. Birbirleriyle uyum denen bir şey yok. Takımca söylüyorum bunları. Ve baktığım zaman da işte Taylan'ından osuna busuna vesaire potansiyelinden bağımsız mevcut hazır haliyle eminine herkese baktığımda Okan, Lines yani nereden tutarsan tut hani bir takıma baktığım zaman ya bakıyorum bu takımın Ankara Gücü'nü yenememesi çok garip değil ya. Bu oyunun oynamasından ama şaşırmıyorum. Mesela Alanya maçındaki oyun daha farklı. Bu takıma göre keşke hoca da ya bu takım bunu oynayamıyor. Biz ya çok yakın olduğu için adamı da anlıyorum. 3 ay önce uçuyordu bu takım. Sakatlıklar vesaire i̇şte oldu. Ben o yüzden bazı ama abi bu oyuncular oynayamaz oyunu. Bu kadar i̇şte basit yani. Bazı oyuncular dememin sebebi şu. Dediklerin çoğuna katılıyorum. Bir kısmı şöyle. Mesela ilk yarı o dediğin Kasım döneminde Fatih Hoca 3-5 tane oyuncu var. Bazıları şu an Galatasaray'da değil. Devre arası yollara ayrıldı. Bazıları hala takımda. Bazıları Rende oynuyor. Mesela. Gibi. Birkaç tane oyuncu var. Onlara çok güvendi. Ve bunu bir Beşiktaş maç öncesi hoca itiraf etti. Ama işte ikinci yarının başında hoca kendi oyununu ve kendi düşüncesini takıma ezberletince, takımı reaksiyon gösterince her şey güzel oldu aslında pandemiye kadar. Beşiktaş maçıyla beraber başlayan bir şey, çözülme süreci. Puan kayıpları üst üste ve
Gelen nokta da ben bütün takımın değil, Fatih Hoca'nın o güvenli isimlerle keşke daha çok yolları ayırabilme özgürlüğü olabilseydi. O olamadığı için şimdi bazı yüklerden kurtulursun ama hepsinden de kurtulamazsın. Biraz o sebepten olduğunu düşünüyorum. Tüm takım biraz şöyle, daha açık söyleyebilir misin? Birisi yani Enzonzi ya, ayrılınca zaten ya, bir Enzonzi, Babeli, oldu. Emre Mor'u, ne bileyim Belhanda'dan Ocak'ta kurtulabilmeliydi takım mesela. Ya da işte Luyendama sakatlanmasaydı, satılsaydı diğer bölgelere adam alınabilirdi. Mesela Belhanda'yı, Luyendama'yı satıp iyi bir geçen sene yaptığın gibi Ocak'ta bir havuz oluşturup ama Cagne hatasına düşmeyip Galatasaray çok daha o oyunu yukarı çekebilirdi. Ondan bahsediyorum. Yani bunlar olmadı. Aslında plan buydu.